İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Hukuk Fakültesi'nde akademisyen olarak göreve başladım. 18 yıldan biraz fazla bir zaman görev yaptım. En son profesör olmuştum Marmara Hukuk Fakültesi'nde. Hatta ilginçtir, biraz kadro verilmesinde gecikmeler oldu. Ondan sonra profesörlüğe başvurdum. Profesörlük atamam yapıldı. Ertesi gün istifa ettim. Milletvekili adaylığı için profesör olarak imza attığım belge istifa belgesiydi. Milletvekili adayı olmak için üniversitelerdeki hocaların istifa etmesi gerekiyor. Çünkü belli bir son tarih var, son gün. Son günden bir gün önce atamam yapılmış oldu kadroya. Bu sebeple akademisyenliğin kazandırmış olduğu formasyonu günlük hayatın her yerinde tabii ki kullanıyoruz. Ayrıca hukukçuluğun verdiği formasyonu. Ama tabii siyasette, siyasetin kendi dinamikleriyle ilgili olarak da yaptığımız çalışmalar var. Ancak böyle ortamlarda olmak, yani akademi ortamında olmak ayrıca bana bir keyif veriyor, memnuniyet veriyor. Bu bakımdan başta komutanımız olmak üzere buna vesile olan bütün arkadaşlarımıza da, hocamıza teşekkür ediyorum. Aslında konuşacağımız konu Türkiye'deki hükümet sistemi değişikliği çerçevesinde yeni başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu konuda konuşma konusunda kendimi sadece akademik birikim olarak değil, bu sürecin içerisinde bütünüyle yer almış ve esasen 16 Nisan 2017'de kabul edilen metni daha önce 2012'de temel asasları itibariyle kaleme almış birisi olarak da konuşuyorum. Bu sebeple meselenin sadece bilimsel arka planı, akademik çalışma arka planı dışında siyasi arka planı ile ilgili olarak da bu konuda konuşmaya ehliyetli olduğumu düşünüyorum. Ben ana hatlarıyla bu hükümet sistemi değişikliği, bunun arka planı, bunu zorunlu kılan sebepler ve geleceğe yönelik bu hükümet sistemi değişikliğinin sonuçlarıyla ilgili biraz da belki mukayeselerle konuyu anlatmaya çalışacağım. Bilahare sizlerin sorularını da cevaplayacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ismini verdiğimiz bir hükümet sistemi değişikliğini gerçekleştirdik. 16 Nisan 2017 referandumunda milletimizin oylarıyla. Bu sonuçta bir anayasa değişikliğidir. Ondan önce Türkiye'deki hükümet sistemini parlamenter sistem olarak nitelendirmemiz mümkün. Buna dair bazı itirazlar var. Özellikle 1982 anayasasında değişiklikler de dikkate alındığında, özellikle 2007'de yapılan Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halk tarafından seçilmesine dair değişiklik de dikkate alındığında, Türkiye'deki parlamenter sistemin, klasik parlamenter sistemin çerçevesinin dışına çıktığı, dışına taştığı, bazılarına göre, bazı akademisyenlere göre yarı başkanlık sistemine bir nevi yaklaştığını söyleyenler var. Tabii bunlar içerisinde anayasa hukukçularının, kamu hukukçularının farklı görüşleri var. Mesela Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halk tarafından seçildiği bir sistem yarı başkanlık sistemidir diyen hukukçular da var. Ama bizdeki yetkiler de dikkate alındığında parlamenter sistemin klasik sınırlarının dışında onu taşan, biraz yarı başkanlığa yaklaşan en azından bir sistemimiz vardı. Bu sistem değişti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Tabii literatüre baktığınızda Türkçe kaynaklarda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir hükümet sistemi gözükmüyor. Bu sistemin adı, Türkçe literatürdeki adı başkanlık sistemidir. Buna niye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedik? Bunun faydalı yönleri var şu anlamda. Tabii başkan tabiri birçok makamda bulunan kişi için kullanılan yaygın bir tabir. Ama Cumhurbaşkanı bir tane var ülkede. Dolayısıyla bu tabiri kullanmayı tercih edelim dedik. İkincisi, tabii president denilen siyasi aktöre başkanlık sisteminde Türkçe karşılık olarak 1950 öncesi Türkçe metinlerde aslında Cumhur Reisi veya Cumhurbaşkanı şeklinde bir tabir kullanılmış.
Amerikan siyasi rejimini anlatan bazı kitaplar Türkçe'ye çevrildiğinde ve ondan bahseden eski müellifler 1950 öncesi 1900'lerin başından itibaren yazılan metinlerde başkan değil de president'ın karşılığı cumhurbaşkanı veya cumhur reisi eski tabirle kullanılmış. Yani cumhurbaşkanı tabiri aslında başkanlık sistemindeki başkanı karşılayan bir tabir. Bir tuhaflık yok. Yeni bir sistem değil. Başkanlık sistemidir. Sistemin esası, özü. Bu değişiklikle gelen sistem Türkiye'de bu. Peki buna niye ihtiyaç duyuldu? Çünkü bugün yapılan tartışmalarda işte parlamenter sisteme dönelim falan diyen bazı siyasetçiler var. Bu konuda görüş açıklayan yazarlar var. Bunların hani önceki sisteme, parlamenter sisteme dönmenin mümkün olup olmadığını tartışabilmek için de bizim nasıl bu hükümet sistemi değişikliğine geldiğimizi genel hatlarıyla, esaslarıyla anlatmamız lazım. Önce daha basit, daha teknik bir süreçten bahsetmek isterim. Türkiye'de esasen parlamenter sistemin 1961 yılında anayasayla başladığını söylemek lazım. Ondan önceki sistem büyük ölçüde parlamenter sisteme yakın bir sistemdir. 1924 anayasasının getirdiği sistem. Ama klasik anlamda parlamenter sistem 1961 anayasasıyla başlıyor Türkiye'de. Fiili uygulamaları özellikle 1950-60 arası 24 anayasasının klasik parlamenter sisteme yaklaşan bir sistem olduğunu, fiilen uygulamasını söyleyebiliriz. Ama 1950 öncesi uygulamaların parlamenter sistem olduğunu söylemek biraz tartışmalı bir ifade olacaktır. 1961 ile başlamış. Ben ana hatlarıyla sadece kronolojiyi söyleyeceğim. 1961 anayasasında Cumhurbaşkanı parlamento tarafından seçiliyor, parlamentonun içinden. Ve tamamen sembolik yetkileri olan bir cumhurbaşkanı var 1961 anayasasında. O kadar sembolik ki zaman zaman işte cumhurbaşkanının siyasi dinamiklere uygun hareket etmemesi, inisiyatif almaması eleştirilmiştir. Rahmetli Demirel'in cumhurbaşkanı için Çankaya Noteli diye bir tabiri vardır mesela. Bazı karikatürler vardır zamanın cumhurbaşkanları ile ilgili. İnisiyatif almamaları, önüne gelen her belgeyi imzalamaları falan. Tabii bu cumhurbaşkanlığı anayasada çizilen yetki çerçevesi içerisinde bir durumdur. Tamamen sembolik, temsili bir makam, cumhurbaşkanlığı makamı. Parlamenter sistemin özüne de uygun bu. Daha sonra 1982 anayasası yapıldığında cumhurbaşkanının yetkileri aşırı ölçüde arttırılmıştır. Bir parlamenter sistemin sınırları, çerçevesinin dışında Cumhurbaşkanı'na yetkiler verilmiştir. Her ne kadar bazı hukukçular tarafından Cumhurbaşkanı'nın bu yetkileri tek başına bir imzayla kullanıp kullanamayacağı, çünkü karşı imza ilkesi vardır parlamenter sistemde, Cumhurbaşkanı esasen sorumsuz olduğu için parlamenter sistemde imza attığı her belgeye ya başbakan veyahut da konuyla ilgili bakan imza atar. Onun siyasi ve hukuki sorumluluğunu Cumhurbaşkanı taşımıyor, sorumsuzdur. O sorumluluğu başbakan veya ilgili bakan taşır. Onun için 82 Anayasası'nda Cumhurbaşkanı'na tanınan o geniş yetkilerin tek imzayla kullanılmayacağı, karşı imza kuralına göre kullanılacağına dair bazı tartışmalar var ama bunlar daha az hukukçu tarafından savunulan hususlardır. Uygulamaya da baktığımızda Cumhurbaşkanı bu yetkileri büyük ölçüde tek imzayla, sadece kendi imzasıyla kullanmıştır. Yetkileri aşırı arttırılmıştır Cumhurbaşkanı'nın 82 Anayasası'nda. Yine parlamento seçiyor Cumhurbaşkanı'nı. Daha sonra aradaki tartışmalar ve süreçlere girmeden ifade ediyorum. 2007 yılında Ekim ayında yapılan bir referandumla bu Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi benimsenmiştir. Şimdi 1961'den 2007'ye kadar bu çizgiyi daha kısa, özet bir şekilde ifade edecek olursak şunu diyoruz. 61'de parlamentonun seçtiği sembolik yetkileri olan bir cumhurbaşkanı var. 82'de parlamentonun seçtiği yetkileri aşırı ölçüde arttırılmış bir cumhurbaşkanı var. 2007'de halkın seçtiği o aşırı ölçüde yetkileri arttırılmış 82 anayasındaki cumhurbaşkanı var. Yani bu süreç cumhurbaşkanının bir taraftan hukuki anlamda yetkilerini arttırıyor. Bir taraftan da 2007'de yapılan doğrudan halk tarafından seçilmesi değişikliğiyle beraber demokratik ve seçimle gelmiş siyasi halka dayanan demokratik meşruiyeti olan bir aktöre dönüştürüyor Cumhurbaşkanlığı. Yani daha net bir tabirle Cumhurbaşkanlığı makamını güçlendiren bir tarihi süreç var.
Bu süreç bu çizgi şeklinde devam ettirildiği takdirde bunun varacağı yer zaten tam anlamıyla bir yarı başkanlık veya başkanlık sistemidir. 1961'den bu yana Cumhurbaşkanlığı makamını, hukuki yetkileri ve demokratik meşruiyeti olarak güçlendiren bir siyasi süreç, anayasal süreç yaşamışız Türkiye'de. Teknik olarak istikametimiz zaten yarı başkanlık veya başkanlık sistemi. Bu tarihi süreç onu gösteriyor. Bunu tersine çevirmek, yani klasik anlamda parlamenter sisteme dönmek, parlamentonun seçtiği cumhurbaşkanı, yetkileri sembolik olan bir cumhurbaşkanı sistemine bunu döndürmek, o tarihi siyasi sürecin akışını tersine çevirmek demektir. Bu çoğu zaman mümkün olmayan bir şeydir. Zorlamalarla olabilir ama bunun bu şekilde işleyebilmesi mümkün olmaz. Bunun başka komplikasyonları ortaya çıkar. Bu işin bir boyutu. Yani bu sebeple Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişimiz sadece Türkiye'de bir siyasi partinin veya bir siyasi liderin, Sayın Cumhurbaşkanımızın kişisel talebiyle, arzusuyla olmuş bir şeymiş gibi, kısa bir sürede akla gelmiş de bir an önce yapalım falan gibi düşünülmüş bir şeymiş gibi algılanmamalıdır. Bu anlamda hemen biraz daha detaya girebiliriz. Bu tür tartışmalar, hükümet sistemi tartışmaları Türkiye'de yeni tartışmalarda değildir. Bundan en önemlisi size bir örnek vereceğim. Kitabın ismini söyleyeceğim. Muhtemelen derleyeni de hatırlayacağım. 1982 yılının Nisan ayında basılmış bir kitap. İki sempozyum ve bir anayasa önerisinde tartışılan, bir reform önerisinde tartışılan anayasa. Osman Balcıoğlu. Yanlış hatırlamıyorsam ismi. 1982 Nisan ayında basılmış. İki sempozyum var, iki seminer belki diyebiliriz. Birisi Tercüman Gazetesi'nin düzenlediği, 1980 yılının ilk aylarında düzenlediği, 12 Eylül askeri darbesinden önce düzenlediği bir sempozyum. Yine aynı tarihlerde, 1980 yılı içerisinde İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenmiş bir sempozyum, seminer. İki seminer, iki sempozyum denilen o. Anayasa önerisi ise, hatırlayanlarınız mutlaka vardır, Forum dergisi vardı, uzun ömürlü bir dergidir. 1950'lerden başlayan, devam eden bir dergi. Aydın Yalçın Profesör rahmetli hocanın çıkarttığı bir dergiydi 1970'lerde. O derginin Mayıs 1980 sayısında dergi eki olarak verilen bir reform önerisi var, anayasal reform önerisi. Bu öneriyi hazırlayan, rahmetli oldu tabii ikisi de, Coşkun Kırca ve Adnan Başar Kafaoğlu. Bunlar ikisi de devlet planlamada vakti zamanında 12 Mart'tan sonra yurt dışında görevlendirilmişler. Orada bir araya gelip bu konularda çalışmışlar. Şimdi kitabımızı hazırlayan aslında bir derleme bu. 1982 Nisan ayında. Niye? Çünkü 1982 Anayasası hazırlanmış, anayasa tartışmaları var Türkiye'de. Daha referanduma sunulmamış. Kasım'da sunuluyor referanduma. Ona bir katkı yapsın diye hazırlamış bunu derleyen arkadaşımız. Bu üç metinden belli başlıklar altında kendine göre paragraflar almış. Paragraflardan birisinin başlığı, başlığı şu. Başkanlık/yarı başkanlık. Başlık bu. 1982 Nisan'daki kitaptan bahsediyorum. Kitabın atıf yaptığı metinler 1980 yılında hazırlanmış metinler. Onun altında kısa bir giriş yazmış Osman Bey. Diyor ki, son 10 yıldır Türkiye'de en çok tartışılan konuların başında başkanlık sistemi gelmektedir diyor. 1982'de diyor, son 10 yıldır. Yani demek ki onun tabirince 1972'ye kadar o şeyi, tartışmayı, başkanlık sistemi tartışmasını götürüyor. Nitekim metinlere baktığınızda, işte 1980'deki o metinlerde var, yarı başkanlık var, rahmetli oldu, Yaşar Karayalçın Hoca Ankara Hukuk Fakültesi'nde. Mesela o ısrarla Fransız sistemini, yarı başkanlık sistemini savunuyor. Mesela o seminerlerden birisinin de konuşmacısı o. Milli Nizam Partisi var, 1970'te kurulmuş, onun parti programında başkanlık sistemi var. 1973'te Milli Selamet Partisi var. Yine Erbakan Hoca'nın, yine Demirel'in 1978'de, 79'da yarı başkanlığa dair söylemleri var, önerileri var. Bunun için söylüyorum,
Yani başkanlık sistemi, hükümet sistemi tartışmaları Türkiye'de birdenbire ortaya çıkmış tartışmalar değil. 1972'den bahsediyoruz, 82'ye kadar. 1970'te kurulmuş bir partiden bahsediyoruz, onun parti programında yazıyor. Daha sonra işte rahmetli Özal bunu dile getirdi. 1980'lerin sonunda, 90'ların başında başkanlık sistemini getirdi. Sonra Demirel bunu dile getirdi. Başkanlık sistemini veya yarı başkanlık sistemini Türkiye'de savunmayan bildiğimiz siyasetçilerden bir tek rahmetli Ecevit vardır. Onun dışında Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Turgut Özal, geriye dönük hatırladığımız bütün belli başlı siyasetçiler hepsi ve özellikle başbakan olarak görev yapmış, cumhurbaşkanı olarak görev yapmış, yani bizzat yürütmenin, icranın içinde bulunmuş insanlar, siyasetçiler hep başkanlık sistemini Türkiye için savunmuşlar. Bunun bir sebebi var. Biraz daha derinleştirmek isterim meseleyi. Belki biraz hukuk tarihi, biraz daha hukuk tarihinin paradigmalarıyla ilgili biraz daha detaya girelim. Aslında bu hükümet sistemleri meselesinin esas tartışmaları bir ölçüde İkinci Dünya Savaşı sonlarına kadar dünyada götürülebilir. İkinci Dünya Savaşı'nda mağluplar, belli başlı Almanya, İtalya ve Japonya. Bir de galipler var. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, işte İngiltere, daha sonra Fransa, Rusya. İkinci Dünya Savaşı'nın mağluplarının anayasalarını savaşın galipleri yapmıştır. Önce İtalya'da hazırlanan savaş sonrası anayasa, Amerikan İşgal Kuvvetleri'nin denetiminde, kontrolünde hazırlanmış bir metindir. İtalya'da kabul edilmiştir. Hala İtalya o anayasayla devam ediyor. İkincisi Almanya'da kısa bir süre sonra yapılan anayasa, Bonn Anayasası. Bu anayasayı da Amerikan İşgal Kuvvetleri'nin kontrolü, baskısı, denetimi altında hazırlamışlardır. Hatta Almanlar Doğu Almanya'nın statüsünün netleşmesi beklemek için anayasayı hazırlarken biraz süre kullanmak istemişler. Ona müsaade edilmemiştir, baskı yapılmıştır ve anayasa bir an önce çıkmıştır. Almanların daha önce anayasa olarak hazırladıkları metinlere verdikleri isim Verfassung'tur. Bizdeki kanun-ı esasiye daha çok benzeyen bir ifade bu. Anayasa yerine Verfassung'u kullanırlar bizdeki. Fakat bu metni, yani kendilerine biraz zorla hazırlatılan bu metni tam anlamıyla içlerine sinen bir Verfassung olarak görmedikleri için buna farklı bir isim vermişler. Grundgesetz demişler. Bizdeki biraz teşkilat-ı esasiye, esas teşkilat kanunu gibi bir anlama daha yakın bu. Yani bunu gerçek anlamda dayatılan bir metin olduğu için anayasa kabul etmediklerini adında, isminde bir hatıra olarak kalsın diye belki korumuşlar o zaman. Japonya için aynı şekilde söyleyebiliriz. Onların anayasasını daha ağır şartlar altında işgal kuvvetleri komutanı o zaman MacArthur hazırlatmış, metin vermiş ve şu anki metinde odur kullanılan. Bunun için söylüyorum. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada yeni bir şey, uluslararası politika, yeni bir moda oluşturulmaya çalışıyor. Serbest seçimler, çok partili hayat, demokrasi olsun, ülkeyi kim kazanırsa o yönetsin falan. Ama bir taraftan da savaş sonrası yeni bir dünya düzeni kurmuşlar. Şimdi her ülkede serbest seçimler olsun, seçimleri kim kazanırsa ülkeyi o yönetsin dediğiniz zaman o seçimleri kazananlar belki de yeni kurulan bu uluslararası düzeni rahatsız edecek bazı unsurlar, hükümetler olabilir. Dolayısıyla bir taraftan demokrasi, serbest seçimler, çok partili hayat olsun. Fakat bir taraftan da o kurulan uluslararası düzeni rahatsız etmeyecek hükümetlerin her ülkede ortaya çıkmasını sağlayacak bir mekanizma oluşturmak lazım. Bu bir tabirle 1980-12 Eylül darbesi olduğunda Amerika'da Carter başkan bir oyun izliyor tiyatroda. Kendisine bilgi veriliyor Türkiye'de darbe oldu diye. Soruyor kim yaptı diye dönüp o zaman CIA'nin istasyon şefi diyor ki bizim çocuklar, our boys diyor. Şimdi bundan hareketle bir şey söyleyeceğim. Yani yeni düzen kurulmuş dünyada şey şu, serbest seçim olsun ama hep bizim çocuklar kazansın diyorlar. Ama böyle bir sistem yok, olmaz. Yani bazen onların çocukları olmayanlar da seçimi kazanıp
istemedikleri uluslararası düzeni kontrol etmeye çalışanların istemedikleri hükümetler de çıkabilir. Bu sefer başka bir model üzerinde çalışıyorlar. O da şudur. Evet, bizim çocuklar kazanmayabilir ama kim kazanırsa kazansın bizim çocuklar gibi yönetsin. Bunu sağlayacak bir sistem oluşturmaya çalışmışlar. Onun için tabii bu daha uzun bir konu. Anayasacılığın ortaya çıkması ve 19. yüzyılda anayasacılık hareketleri, teorisi, paradigması anayasaların, İkinci Dünya Savaşı sonrası değişim, bu ayrıca uzun konuşulabilecek bir konu ama kısaca onu şimdi ifade edeceğim. İkinci Dünya Savaşı sonrası anayasaları öncekilerden farklı olarak sosyal, ekonomik, siyasi konularla ilgili bir takım esaslar koyan, çerçeveler koyan anayasalar. Yani mesela ekonomiyle ilgili temel esaslar koymuş. Çok farklı düşünen bir hükümet geldi diyelim, seçildi, halk seçti. Ne yapacak? Politikaları veya çıkartmak istediği kanunlar anayasaya aykırı olacak. Dolayısıyla bunu da denetleyen Anayasa Mahkemesi sistemi o zaman ilk Viyana'da kurulmuştur. O biraz bazı teorik Kelsen'in, hukuk felsefecisi, filozof Kelsen'in düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Kendi doğallığı içerisinde 1933'te. Ama daha sonraki anayasa mahkemeleri İtalya'da, Almanya'da kurulmuştur. Türkiye'de, Fransa'da 1958'de var ama anayasa konseyi o. Türkiye'de daha sonra 1961'de kurulmuştur. Dördüncü anayasa mahkemesidir Türkiye'deki, Fransa'yı saymazsak. Anayasa mahkemeleri de bu anayasaya uygunluğu denetleyecek. Dolayısıyla anayasalarda ekonominin, sosyal hayatın, kültürel hayatın, siyasi hayatın temel parametreleri belirlenmiş. Kim gelirse gelsin hükümete, anayasadaki o çerçevenin dışına çıkamayacak, politikalarla ancak ülkeyi yönetebilir. Yani bizim çocuklar gibi yönetsin, kim gelirse gelsin. Böyle bir sistem oluşturulmuş. Türkiye içerisindeki gelişmeler de aslında bizi aynı noktaya getiriyor. 1960 darbesi ve sonrası 61 Anayasası için. Nedir? 1950'de serbest seçimler Türkiye'de oluyor ve uzun yıllar Türkiye'yi yöneten, tek parti olarak yöneten bir siyasi elitle ve onunla bütünleşmiş bir bürokratik elit seçimi kaybediyor. 1950'de. Buna tepkiler var. Bir darbe teşebbüsü var. Çoğu kimsenin belki bilmediği. Menderes başbakan olduktan birkaç gün sonra bir albay geliyor başbakanlığa ve bir darbe teşebbüsü olduğunu ifade ediyor. O derhal Çankaya Köşkü'ne, o zaman Celal Bayar'a çıkıyor ve aralarında görüşerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin tamamını değiştiriyorlar. Sanıyorum 6 Haziran veya 7 Haziran 1950 tarihli resmi gazetede yayınlanıyor bu. İçlerinde bu komuta kademesinin İstiklal Harbi'nin bazı kudretli generalleri de var. Ordu müfettişliği görevi var o zaman. Öyle bir görevde bulunan isimler bunlar. Ama genel kanaat, yani darbe yapmayı düşünenler var ama genel kanaat, ya bu millet bir kere hata etti, bunu düzeltir bir sonraki seçimde şeklinde. 1954'te seçim oluyor. Yine o bürokratik elitle bütünleşmiş o siyasi eliti seçimi kazandırmıyor. Yine sonradan gelen o Demokrat Parti'ye kazandırıyor. Sonra 1957'de seçim oluyor. Yine kazanamıyorlar. 1960'da esasen seçim olacak. Başbakan rahmetli Menderes'in Eylül ayında seçime yönelik bazı telaffuzları var. Mitinglerde yaptığı. Fakat seçim olması sonuç değil. İşte Türkiye'yi uzun yıllar seçimsiz veya seçim olsa da seçeneksiz yöneten bir siyasi, bürokratik elitin seçim yoluyla tekrar iktidara gelip Türkiye'yi yönetebilmesi mümkün gözükmüyor seçim yoluyla. O zaman akla gelen tek yol vardır. Nedir? Askeri müdahale, darbe ve yapılıyor 27 Mayıs'ta. Bu şekilde iktidara geliyor o siyasi, bürokratik elit. Fakat darbe sürdürülebilir bir siyasi tablo değil. Türkiye çok partili hayata geçmiş 1945 yılında, yani darbeden 15 sene önce. Niye? Uluslararası şartların biraz zorlamasıyla da olmuş bu. Az önce bahsettiğim İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzen. Tekrar Türkiye'nin tek partili hayata veya darbeyle Türkiye'nin yönetilmesi sürecine imkan gözükmüyor. Bir sene, iki sene, üç sene ne kadar olursa olsun ama sonunda tekrar çok partili hayata ve seçimlere geçilecek, seçim yapılacak. Darbeyle gelenler seçimi kazanarak devam ettirme imkanına sahip değil, seçimi yine kaybedecekler. İşte o zaman seçimle iktidara gelemeyen bir siyasi düşüncenin, görüşün, programın seçimi kazanamasa da iktidara geleceği, seçimi kaybetse de iktidarda kalacağı bir sistem kurmak istemişler.
İşte o dünyadaki bahsettiğim gelişmeyle paralel Türkiye'deki 1950-60 arası siyasi gelişmeler böyle bir noktaya getirmiş onları. İşte 1961 Anayasası böyle bir sistem getiriyor. Bir taraftan bahsettiğim ekonomik, kültür, sosyal alandaki temel çerçeveler anayasaya konulmuş bir taraftan. Bir taraftan da büyük ölçüde ikili bir iktidar yapısı meydana getirilmiş. Bir, seçimle oluşan bir iktidar var. Bir de seçime ihtiyacı olmayan, işte asker sivil üst düzey bürokratlardan, yüksek yargı bürokratlarından oluşan bir iktidar. Ve Türkiye'nin temel kararlarını esasen bu seçime ihtiyacı olmayan iktidar veriyor. İşte bizim vesayetçi sistem dediğimiz şey bu. Ve bu sistem Türkiye'de 1961'de başlamış, 1965'ten falan daha sonra devam etmiş, yavaş yavaş ne olduğu anlaşılmaya başlanmış ve 70'li yıllarda işte hükümet sistemi tartışmaları buradan doğmuş. Yani Türkiye'de iktidara geliyorsunuz ama siz yönetemiyorsunuz Türkiye'yi, muktedir olamıyorsunuz. Çünkü temel kararları veremiyor seçilmişler. Demirel'in buna itirazları işte bu anayasayla memleket idare edilmez diye bir lafı vardır Süleyman Demirel'in. Doğrudur, yani işin özetidir aslında bu söylediği söz. Bunu bütün seçilmiş iktidarlar, hükümetler söylemiş. 1982'de bu yapı, bu anlayış, bu paradigma, bizim vesayetçi paradigma dediğimiz şey tahkim edilmiş. Nereden yürüyor? Zaman zaman hard darbe müdahale dediğimiz, işte 12 Mart'ta olduğu gibi, 12 Eylül'de daha vahim, 28 Şubat'ta olduğu gibi askerin öne çıktığı, bazen de askerin öne çıkmadığı ama soft belki darbe diyebileceğimiz yargı eliyle, üst mahkemeler eliyle falan. Mesela Sağlık Bakanlığı geliyor, AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde yıllarca Sağlık Bakanlığı'nı Sağlık Bakanı yönetememiştir. Bir yönetmelik çıkarmıştır, işte atamalar yapmıştır. Bunların hepsi idari yargıdan, Danıştay'dan dönmüştür. Yani adeta idare mahkemeleri Danıştay, Sağlık Bakanlığı'nı yönetir. Milli Eğitim Bakanlığı için aynı şeyleri söyleyebiliriz. Yüzlerce karar var bununla ilgili. Şeyin içeriği de önemli değil. Daha önce vermiş olduğu başka hükümetler zamanındaki kararları bu hükümet, AK Parti hükümeti zamanında değiştirmiş. Nasıl aleyhine olabilir bakanlığın diye kararlar vermiş yüksek mahkemeler. Onun için ben 1960, 27 Mayıs 60 darbesinden 2000'li yılların başına kadar Türkiye'deki vesayetçi sistemi zaman zaman darbeler olan ve arada daha sonra demokratik serbest hayata dönüldüğüne dair bir değerlendirmeyi doğru bulmuyorum o dönemi tanımlamak için. Bence bazen yüksek yoğunluklu, bazen düşük yoğunluklu olmak üzere sürekli kesintisiz bir darbe dönemi var. 27 Mayıs 60'tan 2000'li yılların başına kadar Türkiye'de. Tabii bununla hükümet sistemi tartışmaları bağlamında mücadeleler sürdürülmüş. Nihayet 2002'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de bir değişim meydana geliyor. Bu değişimin özü siyasetin alanını güçlendirmektir. Milletin seçtiklerinin karar verici olduğu bir süreci başlatmaktır. Bu iktidar oyununu toplamı 100 olan bir oyun olarak görürsek, burada herkesin kendine göre bir iktidar alanı, gücü vardır. Bunlar statik değildir, dinamiktir. Gücünü kullanan, stratejik olarak gücünü arttıran bir taraf varsa, taraflardan birisi varsa, diğer taraflar toplamda güç kaybına uğruyorlar. Siyasetin alanı genişledikçe, siyaset kendi alanını kullanmaya, cesaretle kullanmaya başladıkça, bu sefer kayıt dışı siyaset yapanların alanları daralmaya başlıyor. O vesayetçi alan dediğimiz bizim alan zaman içerisinde daralmaya başlıyor. Tabii bunu teyiden kanun düzenlemeleri işte arkasından anayasa değişiklikleriyle geliyor. Mesela Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinin ortaya çıkışının somut bir sebebi var biliyorsunuz. Normalde Cumhurbaşkanı'nın görev süresi Nisan 2007'de doluyordu. Yerine mecliste aşağı yukarı anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip bir parti var, AK Parti o zaman. Yani 4-5 milletvekili daha olduğunda anayasayı değişeceğisiz, referandumsuz değiştirebilecek bir çoğunluk bu. Cumhurbaşkanı kim seçsin? Baktığınızda tabloyu kim seçebilir? AK Parti içerisinden bir cumhurbaşkanı olur. Ama yok, hayır, önce oradan olmasın. Daha sonra oradan olsun ama AK Parti'nin karar verdiği birisi olmasın da biz dışarıdan kim olacağını AK Parti içerisinden biz belirleyelim. Bu tartışmalar yaşandı ve neticede Cumhurbaşkanlığı'nı seçmeye başladığında meclis Anayasa Mahkemesi'nin bir kararıyla Cumhurbaşkanı seçtirilmedi. O malum 367 kararı Anayasa Mahkemesi'nin.
Akabinde Cumhurbaşkanlığı seçemeyince meclis, 82 Anayasası'ndaki düzenleme meclisi seçime gitme mecburiyetinde bırakıyor. Böylece seçim kararı alındı ve arkasından madem ki Cumhurbaşkanı seçilemiyor, o zaman seçtirilmiyor meclise, Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilsin diye bir anayasa değişikliği yapıldı. Daha sonra bu referandumla gerçekleşen anayasa değişikliği. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir taraftan siyasetin alanını arttırarak, milletin vermiş olduğu yönetme yetkisini kullanarak, buna sahip çıkarak yürütülen bir süreç var. Ama öbür taraftan hukuki düzenlemelerle, başta kanun, daha sonra anayasa değişiklikleriyle siyasetin alanını genişletilen, vesayetin alanını daraltan bir süreç Türkiye izledi. Böylece Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçildiği bir sisteme geldik. Daha sonra yine yaşadığımız, 15 Temmuz'da yaşadığımız süreç, bu sefer parlamenter hükümet sisteminden yana olan ve başkanlık sistemine taraftar olmayan bazı siyasi aktörleri de başkanlık sisteminin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye için daha iyi olacağı noktasında bir kanaate getirdi. Bunun sebebini de çok kısa ifade etmek isterim. Bakın Türkiye'de parlamenter sistem, bu bahsetmiş olduğumuz 1961 sonrası vesayetin etkin olduğu bir siyasi işleyişe zemin hazırlayan, ona imkan sunan bir yapıda idi, işleyişteydi. 12 Mart'ta parlamentoda tek başına iktidar olacak çoğunluğa sahip bir parti var. Adalet Partisi, Demirel de başbakan. O zaman verilen, 12 Mart'ta verilen muhtırayla başbakanın, hükümetin istifası isteniyor. Bir süre direnmek istiyor başbakan Demirel. Fakat işin büyüyeceğini, bu sefer sadece hükümetin istifasıyla değil, meclisin kapatılması vesaire gibi daha büyük bir darbeye maruz kalınacağını fark ettiği için hükümetten istifa ediyor. 12 Mart 1971. Daha sonra parlamento kapatılmıyor, meclis açık. Daha sonra meclisin içerisinden bir milletvekiline başbakanlık görevi veriyor Cumhurbaşkanı, zamanın Cumhurbaşkanı, hükümeti kuruyor. Sonra başka hükümetler de kuruluyor. 2 sene boyunca parlamento içerisinden meclis açık, dışarıdan uzaktan kumandayla hükümetler kurduruluyor. Ben ilk bu konuları baktığımda, gençliğimde hükümet kurulmuştur da güven oyu almamıştır diye düşünüyordum. Güven oyu da almışlar bu hükümetler. Nasıl olmuş meclis içerisinde? Parlamenter sistemde hükümet parlamentonun içinden çıkıyor. Güven oyu alıyor. Güven oyu alarak kuruluyor. Parlamentonun içinden çıkan hükümet, yürütme, parlamento içi dengelere bağlı, bağımlı. Parlamento içi dengelerle oynayabilirseniz dışarıdan, böyle bir gücünüz varsa, parlamento içindeki dengeleri değiştirdiğinizde hükümetleri düşürüp hiç akla hayale gelmeyecek hükümetler kurdurabilirsiniz. 12 Mart bunun en bariz örneklerinden biri. 2 yıl boyunca parlamento açık, parlamenter sistemde dışarıdan hükümetler kurulmuş, teknokrat hükümeti falan gibi denilen hükümetler bunlar. Ve bu hükümetler 2 sene boyunca Türkiye'yi yönetmişler. Benzer bir şey 28 Şubat'ta yaşadık. İşte bir Refah Yol hükümeti vardı Erbakan'ın başkanlığında. Devam eden bir hükümet. Sonra işte gelişen şartlar içerisinde, bir postmodern darbe süreci içerisinde Erbakan Hoca istifa etmek durumunda kaldı. Ama Tansu Çiller'e veriyordu başbakanlığı, devredecek. Refah Yol hükümeti böyle devam edecekti. Meclise baktığınızda sayısal tabloya, o tablo içerisinde meclisten çıkabilecek hükümette işte o Refah Yol hükümetiydi. Yani iki partinin sayısal olarak hükümet çıkarma gücü vardı mecliste. Fakat 12 Mart'ta bu muameleye kendisi maruz kalmış olan rahmetli Demirel farklı bir yöntem izledi. Hükümet kırma şansı sıfır olan bir kişiye, bir milletvekiline, çünkü Cumhurbaşkanı'nın parlamento içerisinden birisine hükümet kurma görevi verme yetkisi var idi bizim anayasamızda. Herhangi bir milletvekili, ismini söylemeyelim, Odalar Borsalar Birliği başkanlığı yapmış daha önce birisi, ona verdi hükümet kurma görevini. Kuramadı, kuramayacağı belliydi. Niçin verdi? Zaman kazanmak için verdi. Çünkü hükümet ortağı Doğru Yol Partisi'nde milletvekillerinin istifası, başka partiye geçme, yeni parti kurdurma bir süreci işliyordu alt taraftan. Dolayısıyla hükümet kurma çoğunluğuna sahip bir iki parti birlikteliği alttan çökertilmeye çalışılıyordu istifalar suretiyle. Bambaşka bir parti ortaya çıktı ve nihayetinde Cumhurbaşkanı Sayın Mesut Yılmaz'a hükümet kurma görevini verdiği zaman
meclisteki o transferlerle meclis aritmetiği değişmişti. Hükümet kuruldu ve güvenoyu aldı. Yani bir ay önce denseydi ki böyle bir hükümet kurulacak, mümkün değil Türkiye'de. Neden böyle oluyor? Hükümet parlamentonun içerisinden çıkıyor. Parlamento içi dengelere bağımlı. Bu dengeleri değiştirdiğinizde hükümet düşürebiliyorsunuz, hükümet kurdurabiliyorsunuz. İşte Türkiye'deki 61 sonrası o vesayetçi sistem, parlamento içerisindeki bu parlamenter sistemin bu özelliği sebebiyle parlamento içindeki dengelerle oynayarak bazen çok görülür. 12 Mart, 28 Şubat çok görünür bir şey. Ama bazen de görünür olmayan el altından bu tür tehditlerle, bazı istifalarla hükümetleri ya düşürmüş, kurdurmuş veyahut da hükümetleri belli bir istikamette yürümeye, kararlar almaya icbar etmiştir. Parlamenter sistemin böyle bir handikapı vardır. Dolayısıyla eğer biz bu vesayetçi sistemi, o bahsettiğim sistemi bütünüyle tasfiye etmek istiyorsak, hükümet sistemi değişikliği yapmalıyız kanaati bizde hakimdi. Nasıl? Cumhurbaşkanımız mesela bunu biz dergi çıkartıyorduk öğrencilik yıllarımızda. 1988-91 Teklif diye bir aylık hukuk dergisi çıkarttık. Hukuk fakültesinde ikinci sınıftayken ben başladım, son sınıfa kadar. O derginin yayın yönetmeniydim ben. Şu anda birçok milletvekilimiz var o dergide bulunan, yazan. İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanımız yazı işleri müdürüydü falan. İyi de satan bir dergiydi. 10 binin üzerinde aylık satışı vardı derginin. Bunun Nisan 1988 sayısı başkanlık sistemi üzerinedir. 1988. O sayıda biz o zaman İstanbul'da il başkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan görüş almışız. O da diyor ki Türkiye için doğru sistem, ideal sistem başkanlık sistemidir diyor. 1988 Nisan ayındaki dergideki sayısında, beyanatında. Daha sonra mesela 3 Kasım 2002'de seçim olmuş. Ondan yaklaşık bir 15 gün sonra bir açıklaması var. Kendisi milletvekili değil o zaman. AK Parti hükümeti kurulmuş falan. O zaman diyor ki Türkiye için doğru sistem başkanlık sistemidir diyor. Bunu müteaddit defalar söyledi. Bunun daha somutlaşmış hali. 2011 seçimlerinden sonra mecliste bir uzlaşma komisyonu kuruldu. Anayasa Uzlaşma Komisyonu ve bu komisyon bütün partilerin, grubu olan partilerin eşit sayıda milletvekiliyle temsil edildiği bir komisyon. Burada bir çalışma yapıldı. Bu komisyonda bütün partilerin tam bir anayasa önerisi süreç içerisinde hazırlayıp komisyona verdiğini görüyoruz. Bizim de, ben de o komisyonda partiyi temsil eden 3 arkadaşımızdan birisiydim. AK Parti olarak vermiş olduğumuz önerideki hükümet sistemi başkanlık sistemiydi. İşte biz oradaki hükümet sistemi kısmını anayasanın 16 Nisan 2017'de bazı revizelerle referanduma sunduğumuz metne dönüştürdük hükümet sistemini. Şimdi bunu bir de örnekle izah edeyim. Türkiye'deki sistem 1961'den sonra vesayetçi sistem dediğimiz sistem, bu sürücü eğitimi için kullanılan araçlar var. Bu araçlara benziyor. Bu araçlara, otomobillere baktığınızda dışarıdan bir farkı yok. Aynı sokakta, caddelerde dolaşan araçlar gibi. Ama içinde bir özellik var bunun. Nedir? Bu araçların sağ tarafında da araca kumanda eden mekanizmalar var. Sağ tarafında da işte debriyaj, fren, gaz var. Normalde araçlar da sol tarafta olur. Türkiye'deki trafik akışına göre sağ tarafta böyle bir mekanizma olmaz. Sürücü eğitimi verilen araçlarda oluyor. Acemi eğitilen sürücü ya sol tarafa oturacak, aracı kullanmaya başlayacak. Bir sıkıntılı durum ortaya çıkarsa sağ taraftaki eğitmen araca müdahale ediyor, frene basıyor. Mesela soldaki biniyor araca yeni acemi şoför, basıyor gaza. Tehlikeli bir durum olursa onun haberi olmadan sağdaki frene bastığında araç duruyor. O farkında değil araç niye durdu falan diye. Türkiye'deki sistem adeta bu sürücü eğitimi verilen araçlar gibi bir sistem. Sol tarafa oturuyor seçilmiş siyasetçi, biniyor, fiyakası da yerinde, ilk oturduğu zaman tabii aracı kullandığını düşünüyor. Ona göre yola çıkıyor. Fakat bir yere giderken birden araç duruyor. O da farkında değil niye durdu falan. Sonra yavaş yavaş öğreniyor ki sağ taraftaki adam esas kullanıyor aracı. Onun için Türkiye'de bir taraftan sol tarafa oturmak için, yani millete hitap eden, seçim kazanayım, ülkeyi yöneteyim falan diyen bir takım siyasi hareketler var. Bir de sol tarafla ilgilenmeyen, araç esas sağdan yönetiliyor deyip de sağ tarafa oturmaya meraklı bazı siyasi ideolojik hareketler var. Bunlardan
askeri darbeleri yapan anlayışları, zihniyetleri buna koyabiliriz. FETÖ'yü de buraya koyabiliriz. Yani FETÖ'nün de hedefi sol tarafa oturmak değil de öyle olsa siyasi parti kurar veya bir parti ve işbirliği yapar. O sağ tarafa oturmayı hedefliyordu. Fakat Tayyip Erdoğan geldikten sonra 2002'den itibaren sağdaki adamla tartışmaya başladı önce. Niye karışıyorsun falan, müdahale etme arabaya, ben kullanıyorum, yetki bende falan. Önce tartışma. Sonra yavaş yavaş iş biraz daha kızıştı. Sonra kapıyı açtı, sağdaki adamı aşağı attı. Sağ tarafı boşalttı süreç içerisinde. Fakat bu yeterli değil. Araca kumanda etmeyi sağlayan o mekanizmalar varsa sağda, mutlaka birileri kafaya koyup oraya oturmaya çalışır. İşte 15 Temmuz'da denediler. Yani onun için esasen o sağ taraftaki mekanizmayı sökmemiz lazım. Sağ tarafa oturan, arkaya oturan bir yolcu gibi oturması lazım artık. Otursun, onda mahsur yok. O mekanizmayı sökmek lazım. İşte hükümet sistemi değişikliği bizdeki o mekanizmayı söken değişiklikti. Bu arada motoru da değiştirmiş olduk. Şimdi sağdaki mekanizma söküldü hükümet sistemi değişikliğiyle. Sağ herkes oturabilir, isteyen oturabilir ama aracın yönetimine müdahale edemez sağ taraftaki. Normal bir yolcu gibi oturabilir. Diğer bir başka bir örneği de daha çok bu yeni hükümet sistemini biraz anlamakta sorun yaşayan siyasetçiler var. Bunları zaman zaman konuşuyoruz, tartışıyoruz. Mesela diyorlar ki niye Gensoru yok diyor. Gensoru eskiden gelirdi diyor, buraya hesap verirdi meclise diyor. Gensoru'yla düşürürdük diyor. Bakanı niye yok diyor. Sebebi şu, bu sistem yürütmenin, hükümetin parlamento içinden çıktığı bir sistem değil. Halk, millet, hükümeti doğrudan kendisi seçiyor. Eskiden sadece parlamentoyu seçerdi milletimiz oy kullanırken. Yürütmeyi hükümeti dolaylı olarak seçerdi. Yani parlamentoyu seçerdi, parlamento kendi içinden hükümet çıkartırdı. Birçok mahsuru var, o detaylara girmek istemiyorum. Esas mevzuyu kaybetmemek için. Fakat yeni sistemde parlamentoyu seçiyor bir oyla, başka bir oy kullanarak da hükümeti, cumhurbaşkanını seçiyor. Dolayısıyla parlamentodan güven oyu almayan bir hükümet var. Doğrudan halktan yetki alan bir hükümet var. Gensoru dediğimiz şey güven oyunun geri alınmasıdır. Yani parlamento güven oyu veriyordu. Bunu geri alırken de Gensoru'yla geri almış oluyordu. Dolayısıyla Gensoru'nun olmama sistemin tabiatı icabı. İşte Gensoru olmayan sisteme ben sistem demem falan diyen arkadaşlar var. Onlara da şunu yine otomobil üzerinden İzah ediyorum. Manuel vitesli araçlar var, otomatik vitesli araçlar var. Şimdi manuel viteslerde debriyaj var. Mesela alışmış arkadaş diyelim. Diyor ki bana göre araba otomobil debriyajlı. Debriyajsız arabaya araba demem falan. Ama otomatik vitesliler de var. Debriyaj yok onda. Yani gaza basınca kendine göre vites değişikliğini gerçekleştiriyor. Otomatik şanzıman var araçta. İşte sistemin tabiatı gereği başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sisteminde Gensoru gibi parlamenter sisteme özgü mekanizmalar yok. Tarafsız cumhurbaşkanı, siyasi partisi olmasın cumhurbaşkanının falan. Böyle bir sistem başkanlık sistemlerinde yok. Dünyada hiçbir örneği yok. Hepsi siyasi partilidir. Genel başkan olanlar var. Yani başkanın aynı zamanda bir siyasi partisinin genel başkan olduğu sistemler var, olmadığı sistemler var. Ama engel yok hiçbirinde. Yani genel başkan olamaz, siyasi partisinden istifa etmelidir falan gibi. Şimdi bu da anlaşılmakta zorlanılan husus şu, parlamenter sistemde bir cumhurbaşkanı vardı, belli yetkilere sahip, bir başbakan vardı, belli yetkilere sahip, bir de bir kabine vardı, bakanlar kurulu dediğimiz, bakanların hem kolektif sorumluluğa sahip olduğu, hem de imzalarıyla kişisel olarak sorumlu olduğu bir siyasi iktidar vardı. Şimdi ise yeni sistemde başkan var. Eski sistemle mukayese edersek cumhurbaşkanı, bugünkü sistemdeki cumhurbaşkanı eşittir. Önceki sistemdeki cumhurbaşkanı artı başbakan artı bakanlar kurulu demektir. Dolayısıyla eskiden başbakanın nasıl siyasi parti üyesi olmasını, bir siyasi partinin genel başkanı olmasını garipsemiyorsak, bu sistemde de, başkanlık sisteminde de başkanın bir siyasi parti üyesi olmasını, bir genel başkan olmasını garipsemememiz lazım. Tabii burada bir iltibasa yol açan husus, daha önce bunu bir normal bir şey olarak başlangıçta anlattım. Cumhurbaşkanı tabiri. Şimdi cumhurbaşkanı tabiri önceki sistemde de vardı, bugünkü sistemde de var ama sadece isim benzerliği, sadece adaş iki cumhurbaşkanı. Yetkileri bakımından, statüsü bakımından bunlar birbirine hiç benzemeyen şeyler. Eski sistemdeki cumhurbaşkanıyla yeni sistemdeki cumhurbaşkanı.
Bundan dolayı bir karıştırmaya gidiyoruz. Bir de tabii bu şekilde bir hükümet sistemi değişikliği dünyada birçok ülkede benzeri olmayan bir değişiklik. Şu anlamda söylüyorum. Genelde bu tür hükümet sistemi değişiklikleri ya işte yeni bir ülke kurulmuş, savaştan çıkmış vesaire veya işte bir darbe olmuş, darbeden sonra kurulmuş, belli bir süre, bir geçiş döneminin olduğu bir dönem, bir süre yaşanmış dünyada birçok ülkede. Bizde ise biz normal bir anayasa değişikliğiyle sistem değişikliğini gerçekleştirdik. Aynı siyasi aktörler, çok alışkın olduğumuz bir aynı siyasi kültür devam ediyor. Yeni sistemde de eski anlayışlara bakarak onlardan hareketle yeni sistemi anlamaya, eleştirmeye çalışan bazı yaklaşımlar var. Onun için sistemin kabulünden itibaren bunu hep söylüyorum. Yani bir seçimden sonraki öbür seçime kadar bir 5 yıllık dönem bu sistemin anlaşılması ve yerleşmesi için gerekli olan bir dönemdir Türkiye'de. Yavaş yavaş bu sistemi anlamaya çalışacağız. Şimdi bir kere şunu kısaca anlattıklarımı özetlersem, Türkiye'de hükümet sistemi değişikliği birkaç gün içerisinde veya hemen yakın zamandaki bir veya iki olay üzerine ortaya çıkmış bir hükümet sistemi değişikliği değildir. Bu gerek dünyadaki anayasacılık hareketleriyle ilgili, anayasa paradigmasıyla ilgili gelişmeler 1945'ten itibaren, gerekse Türkiye'de 1950-60 arasında yaşananlar ve daha sonra 61 anayasasından 2000'lere kadar gelen süreç içerisinde Türkiye'de yaşanan siyasi iktidar, darbeler, vesayet sistemi bağlamındaki tartışmaların bir eski tabirle muhassılası olarak, yani onların ortaya çıkarmış olduğu, doğurduğu bir sonuç olarak karşımıza çıktı. Ve bu yaşanan tabloyu değiştirmenin, iyileştirmenin, demokratikleştirmenin bir yolu olarak görüldü bu değişiklik. Dolayısıyla bu sistem değişikliğinin böyle bir arka planı var. Bu arka plan dikkate alınmadığı takdirde, hadi bir gün bunu değiştirelim ve başka bir sisteme geçelim tartışmasını yapabilirsiniz. Ama bu arka plan dikkate alındığında bu tartışmanın kolay olmadığını söyleyebilirim. Şimdi bu sistem değişikliğini yaparken bazı eleştiriler de işte Amerika'daki başkanlık sistemi bağlamında falan ortaya konuluyor. Ona dair de birkaç şey söyleyip bitireceğim konuşmamı. Şimdi genel olarak ana hatlarıyla dünyada iki sistem var hükümet sistemi olarak. Bir parlamenter sistem var, bir de başkanlık sistemi var. Bir de bunun dışında ikisinin karışımından meydana gelen biraz parlamenter sisteme yakın bazıları, bazıları biraz başkanlık sistemine yakın karışım, karma sistemler var. Yarı başkanlık veya bazılarının yarı parlamenter sistem dediği aradaki sistemler var. Şunu aslında tarihi olarak geriye dönüp baktığımızda net olarak söyleyebiliriz. Parlamenter sistem monarşilerin sistemidir. Monarşi İngiltere'de doğmuştur, krallıklarda parlamenter sistem. Ve parlamenter sistemin iyi işlediği ülkeler ya bir monarşidir, monarşi, krallık, saltanat veyahut da monarşi yoksa federal sistemlerdir. Dünyadaki bütün örneklere bakarsak, başta İngiltere olmak üzere ya krallıklar veya işlediği bir sistem olarak, artık ona da biraz soru işareti koyuyorum, Almanya gibi federal sisteme sahip ülkeler. Monarşi olmayan, yani cumhuriyet olan ve federal yapıya sahip olmayan, üniter olan bir ülkede, dünyada parlamenter sistemin iyi işlediğine dair örnek yok. Cumhurbaşkanı dediğimiz parlamenter sistemdeki o partisiz, sorumsuz, sembolik cumhurbaşkanı aslında tacın, yani İngiltere'deki kralın, kraliçenin monarşi olmayan ülkelerde icat edilmiş, onun yerine ikame edilmiş halidir. İngiltere kendi kamu hukuku ve siyasi geleneklerini muhafaza ederek dönüştüren bir ülke. Bu bakımdan zaman içerisinde birçok böyle değişiklikler olmuş ama temel yapıları da dönüştürerek de olsa muhafaza etmişler. Mesela işte birisi taçtır. Niye İngiltere'de cumhuriyete geçmemiştir İngiltere Cumhuriyet? Krallığı niye kaldırmamıştır Fransa kaldırmışken? İşte İngiltere'nin bu teamüllere ve geleneklere itibar eden siyasi, hukuki yaklaşımı sebebiyledir. Buna dair hemen kısa bir anekdot anlatmak isterim. Orhan Aldıkaçlı rahmetli bizim anayasa hukuku hocamızdı. Gençler bilmez, Profesör Orhan Aldıkaçlı anayasa hukuku hocasıdır. 1982 anayasasını hazırlayan meclisteki danışma meclisinin anayasa komisyonunun başkanıydı. 82 anayasasının ilk taslağını o hazırlamıştı. Bize de 1987-88 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ne derse gelmişti. O bunu anlattı.
O yıllarda bir İngiltere seyahati var. Gemiyle İngiltere'ye gidiyor. Lordlar Kamerası üyesi bir hukukçuyla, bir İngilizle yakın düşüyorlar. Sohbet etmeye başlıyorlar. İngiliz siyasi tarihi bugünkü birçok siyaset ve kamu hukuku kavramının ortaya çıktığı bir siyasi tarihtir. Merak uyandırır herkes için. Onunla konuşuyorlar. Konuşurken bir soru sordum diyor. Aklıma geldi. Diyor ki İngiltere'de kraliçenin, tacın hükümet, parlamentoyu feshetme yetkisi var. Var ama bir yerde yazmıyor. Yazılı anayasa yok İngiltere'de. Feshettikten sonra da belli bir süre sonra seçime gitmesi gerekiyor. Bu da bir yerde yazmıyor. Yani seçime gitmesi gerektiği de yazmıyor. Ne kadar zaman içinde gideceği de yazmıyor. Gitmezse ne olacağı da yazmıyor. Şöyle bir şey olsa diyor İngiltere'de. Tabii bu İngiliz değil, Türk olarak baktığı için mevzuya. Kraliçe parlamentoyu feshetse, seçime de gitmese diyor. Zaman zaman yavaş yavaş kendisi yönetmeye başlasa diyor. Seçim de yok, parlamento da yok. İngiltere'yi yönetmeye başlasa ne olur diyor İngiltere'de. Çünkü bir müeyyidesi yok. Bir yerde de yazmıyor bunlar. Biraz da hayretle hukukçu, İngiliz hukukçu bakıyor. Diyor ki İngiltere'de bu hiç kimsenin aklına gelmemiştir diyor. Çünkü diyor İngiltere'de kraliçenin parlamentoyu feshetmesi bir yerde yazmaz ama bunu herkes kabul eder. Kimsenin buna itirazı olamaz. Yazılı değil ama benimsenmiş bir kural. Belli makul bir süre içerisinde seçime gitmesi gerektiği de bir yerde yazmaz ama başta kraliçe olmak üzere herkes makul sürede seçime gitmesi gerektiğini bilir diyor. Bunun müeydesi yok. Yazılı kurallar olmadığı halde kurallar var mı? Kurallar işliyor. Mesela Fransa, Türkiye daha çok Fransa örneği üzerinden Tanzimat sonrası gelişmeleri Türkiye'nin. Türkiye'de ise yazılı kurallar var. Niye konulduğu da belli kuralların. Gerekçesi de yazmışlar. Uygulaması da var. Ama konjonktüre göre bu kuralların farklı yorumlandığını bu süreçler içerisinde şahit olduk. Ve parlamenter sistem, monarşi sistemi, gelenekler üzerine oturan bir sistemdir. Monarşilerde bu sistem iyi işliyor. Bakın yine çok ilginç, meşhur kitabı vardır Montesquieu'nun, Kanunların Ruhu kitabı. Bu kitabında bir bölüm var. Orada hükümet sistemini anlatır Montesquieu. Der ki, parlamentoyu, yasamayı tarif ediyor. Diyor ki ne kadar sayıca çok olursa o kadar iyi olur diyor. Çünkü ne kadar çok kişi olursa o kadar çok fikir demektir. Halkın faydasına fikir üretme, doğru fikri bulma konusunda sayının fazlalığı iyi olur diyor. Yürütmeyle ilgili ise, yürütme kısmıyla ilgili ise tek kişi olmalıdır diyor. Birden fazla kişi karar verici olursa diyor, ihtilafa düşerler, anlaşmazlığa düşerler, yönetim işlemez diyor. Yargıyla ilgili de ayrı bir değerlendirmesi var. Bu bölüm hükümet sistemini anlattığı bölüm, Kanunların Ruhu kitabında. Bu bölümün başlığı çok ilginç, İngiliz Anayasası'dır. Halbuki İngilizlerin yazılı bir anayasası yok. Montesquieu bunu şunu demek istiyor kitabında okuduğumuzda. Montesquieu bir Fransız olarak İngiltere'deki sisteme bakmış, o sistemden aslında kısaca özet tarifini yaptığı başkanlık sistemini çıkarmış. Neden İngilizler bunu çıkarmamış, parlamenter sistemi çıkarmış da başkanlığı Fransız çıkarıyor? Çünkü İngilizlerin tacı, kraliçeyi, monarşiyi koruma yönünde bir eğilimi var. Onlar bunu koruyarak bir sistem üretmeye çalışmışlar. Montesquieu'nun ise böyle bir niyeti yok, böyle bir meselesi yok. Onun için hemen kesip atmış o monarşiyi. Onun yerine tek kişiyi, yani cumhuriyet sistemi ama başkanlık üzerinden bir sistem oluşturmuş, anlatmış orada. Dolayısıyla çok fazla daha detaylandırmayayım. Parlamenter sistemler esasen monarşilerin sistemidir. Başkanlık sistemi ise cumhuriyetlerin sistemidir. Dünyada parlamenter sistemlerde monarşi de vardır, cumhuriyet de vardır. Federal cumhuriyetler başta olmak üzere. Ama başkanlık sistemlerinin hepsi istisnasız cumhuriyettir. Dolayısıyla eğer bir saltanat yoksa bir ülkede, bir monarşi yoksa o ülkede illa monarşiye öykünen, oradan doğan parlamenter sistem konusunda ısrarlı olmanın çok makul bir sebebi de yok. Çok ilginçtir bakın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1923'ün güzünde, sonbahar aylarında yeni bir anayasa hazırlanması konusunda bir niyeti var. Bunun için birkaç kişiyi görevlendiriyor. Bunlardan birisi Ziya Gökalp, Diyarbakır milletvekili o zaman. Birisi de Ağaoğlu Ahmet Bey. Bunlar kendilerince bir çalışma yapıyorlar. Farklı ülkeleri de inceleyerek muktesebatlanınca ve bir taslak hazırlıyorlar. Ziya Gökalp'in hazırladığı taslak başkanlık sistemi üzerine oturuyor. Bu taslağı bir arkadaşımız, akademisyen arkadaşımız yayınladı.
el yazısıyla notları var. Orada o notlarda Amerika'daki sisteme daha çok bizim sistemimizin uyacağını, saltanat kalktıktan sonra Türkiye'de kaldırıldıktan sonra başkanlık sisteminin uygun olacağına dair bir hareket noktası var. Oradan hareketle bu sistemi başkanlık sistemi olarak öneriyor o zaman. İşte bu başkanlık sistemi meselesi, hikayesi eski bir hikaye. Türkiye'de dediğim gibi demek ki 1923'e kadar götürüyoruz. 23'ün sonlarına kadar bu tartışmayı Türkiye'de götürebiliyoruz. Bu sistemle ilgili bazı eleştiriler var. Bunların hemen hemen tamamına yakını uygulamadan kaynaklanan, bu bahsetmiş olduğum iki sistem arasındaki geçiş döneminden kaynaklanan hususlar. Başkanlık sisteminin örnek modeli olarak anlatılan kitaplarda Amerika'daki sistemdir. Türkiye'de bundan farklılaşan bazı hususlar var. Birkaç tane bunları söyleyeceğim. Daha sonra sizin sorularınıza geçeceğiz. Birisi şudur. İki meclis vardır Amerika'daki sistemde. Bir kongre dediğimiz parlamentoları onların. Bir temsilciler meclisi vardır. Nüfusa göre milletvekili seçilen, temsilci seçilen meclis. Bir. İkincisi ikincisi ise oradaki biz eyalet diyoruz ama onlar devlet diyor aslında. State'lerin 50 tane devletin eşit temsil edildiği bir meclis. Senato dediğimiz meclis. Orada da ikişer temsilciyle her state var. 100 tane senatör var senatoda. Bizde böyle bir şey yok. Aslında senato ile ilgili açıklamamdan da anlaşılacağı gibi senato biraz oradaki federal sistemden doğmuş, ortaya çıkmış bir formüldür. Tabii daha sonra bunları anlatmak böyle çok güzel bazı ifadelerle izah etmek mümkün ama mesela ilk Amerikan Anayasası hazırlanırken o toplantıya o sırada 13 tane state var. Hepsi de bugün doğudaki işte Washington, New York civarındaki eyaletler bizim Türkçe tabirimizle var. 13 tane. Bunlar davet ediliyor yeni anayasa hazırlamak için. 12'si katılıyor. Anayasa hazırlarlarken en temel ihtilaf noktalarından birisi şu, nüfusa göre mi seçelim parlamenterleri yoksa state yani eyaletlere sayısına göre eşit olarak mı seçelim? Ciddi bir ihtilaf ortaya çıkıyor. Nüfusu çok olanlar nüfusa göre seçelim diyorlar. Nüfusu az olanlar da hayır olmaz bunları her bir eyalet için eşit olarak seçelim diyorlar. Şu an hatırlayamıyorum o kurucu babalar dedikleri Amerikalıların içlerinden birisi bu sorunu çözüyor. Diyor ki illa içlerinden birini seçmek mecburiyetinde değiliz. İkisi de olabilir diyor. Meclisin bir kamerasını, bir bölümünü nüfusa göre seçelim. Bir bölümü de eşit temsil üzerine seçilsin diyor. Böylece o ciddi bir ihtilafı ortadan kaldırıyorlar. Aslında çok böyle teorik, doktriner bir tartışmayla ortaya çıkmamış bu konu. Böyle basit bir zaruretten, bir tartışmadan ortaya çıkmış. Türkiye'de iki meclisli sistem işledi 1961 ile 1980 arasında. Türkiye'de de bir Büyük Millet Meclisi yani Temsilciler Meclisi'ne benzeyen bir de Senato vardı. Türkiye'de Cumhuriyet Senatosu. Bu sistem 1961 ile 80 arasında işledi. Çok verimli olmadı. Yasama süreçlerini biraz zorlaştıran, uzatan, kanun yapma işini bazı durumlarda imkansız hale getiren bir hantallık ortaya çıkarttı. Onun için bundan vazgeçildi. İki meclisli sistemler sadece federal yönetimler için değil, federal olmayan üniter devletlerde de var. Mesela Fransa'da da var çift meclis. Birisi budur. İkincisi, başkan yardımcısı Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanla beraber seçiliyor. Seçime beraber giriyorlar. Aslında bizim 2012'de hazırladığımız ilk önerimiz de böyleydi. Biz bunu revize ettik. Neden revize ettik? Takip edenleriniz mutlaka vardır. Brezilya'da bazı gelişmeler yaşandı. Brezilya'da Lula da Silva başkanlık yaptı iki dönem. Başkanlığı bitti. Sol bir partiden. Onun yerine yine aynı partiden bir hanım Dilma seçildi. Onun döneminde daha sonra oto yıkama diye isimlendirilen bir soruşturma operasyonu başlatıldı. Yolsuzluk operasyonu. Bu operasyon ilerledi. Bu operasyon önce eski Cumhurbaşkanı Silva'ya, Lula da Silva'ya ulaştı.
rüşvet müşvet çerçevesinde mesela ona hapis cezaları falan çıktı. Aday olmasını engelleyecek bir sonuç ortaya çıktı. Arkasından Dilma başkandı. Ona ulaştı bu soruşturma. O mecliste görevinden düşürüldü başkanlıktan. Yerine başkan yardımcısı olarak seçilen Tamer diye bir başka bir isim. O başkan seçildi. Süreç devam etti. Sonuçta mahkumiyetler vesaire, adaylıklar engellendi. Güçlü siyasi aktörler engellendi ve sonuçta Brezilya'da bir dizayn yapıldı. Pek muhtemel olmayan bir seçimde bir siyasi aktör seçildi. Bu süreçler devam etti. Sonra bu süreçlerin başında ota yıkıma soruşturmasının başındaki savcı Adalet Bakanı oldu yeni başkan döneminde. Sonra anlaşamadılar, ayrıldı. Şimdi bu ota yıkama operasyonu sadece Brezilya'da kalmadı. Latin Amerika'da bazı ülkelerin yönetimlerini de etkiledi. Şimdi geliyoruz sonuçta Yüksek Mahkeme bütün bu kararları bozdu. Ve şimdi arka planı araştırılıyor. Arka planında burada söyleyebilirim, bir akademisyen olarak konuşuyorum. CIA'nin olup olmadığına dair tartışmalar Brezilya'da yoğun olarak şu anda var. Tabiri caizse aynen 17-25 Aralık'ta Türkiye'de yapılmak istenen sanki adli bir yolsuzluk soruşturmasıymış gibi başlayan bir soruşturma, siyasi sonuçlarla Brezilya'da yönetimi değiştiren, siyasi aktörleri değiştiren bir noktaya vardı. Brezilya ne kaybetti, ne kadar kaybetti bu süreçte ayrı bir tartışma konusu. Biz bu olayları o zaman daha henüz bu son anlattığım noktalar yoktu ama Dilma düşürülmüştü, yerine yardımcısı seçilmişti. Yardımcısı da aynen Amerika'daki gibi birlikte seçilen birisiydi. Dolayısıyla başkan yardımcısının başkanla beraber seçime girmesi ve seçimde seçilmesi ona bir siyasi güç sağlıyor. Bizim maksadımız nedir? Vesayete zemin hazırlayan unsurları yok etmek. Dolayısıyla vesayetin kullanacağı bir enstrüman gibi durabilecek bir başkan yardımcısı profilini kaldıralım dedik. Onun için mesela Amerika'dan bu anlamda farklılaşan bir şey. Yine mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütme ile yasama birbirini yok edemiyor. Yani feshedemiyor. Kongre görevden alamıyor başkanı. Ceza soruşturması dışında başkan da kongreyi feshedemiyor. Seçime götüremiyor. Bizde ise birlikte seçime gitmeyi esas alan bir önerimiz var. O da şudur. Cumhurbaşkanı isterse seçimlerin yenilenmesi kararı alabilir. Meclisin seçimleri yenilenir ama kendi seçimlerini de yenilemek mecburiyetindedir. Bu onun dengesidir, müeyyidesidir. Parlamento nitelikli çoğunlukla seçimlerin yenilenmesi kararı alabilir ama başkanın seçimini yenilerken kendi seçimini de yenilemek zorundadır. Bunu bir kilitlenme durumunda, siyasi kriz durumunda bir kapı olarak düşündük. Bunu da kendi icadımız değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardır, 1950'lerden beri sisteme yönelik eleştiriler, iyileştirme önerileri içerisinde önerilen hususlardan birisi bu. Bunun dışında son bir şey daha, daha çok şeyler, mukayeseler yapılabilir ama genelde bunu zaman zaman rastlıyoruz. İşte kabine üyelerini, bakanları başkan atarken Amerika'da bunlar gidiyor, kongrede onaylanıyor veya diplomatlar, büyükelçiler atanırken onaylanıyor. Bizde niye böyle değil, meclise niye gelmiyor? Aslında çok basit bunun izahı da. Şimdi Amerika'da parlamento, kongre dediğimiz şey, az önce de bahsettim, iki yapıdan oluşuyor. Başkan, bakan atayacağı zaman bu bakanlar nerede onaylanıyor? Temsilciler Meclisi'nde değil, Senato'da onaylanıyor. Diplomatlar nereden? Yine Senato'da onaylanıyor. Temsilciler Meclisi'ne gitmiyor. Niye? Çünkü gerek bakanların atanması, gerekse büyükelçilerin atanması bir federal mesele olarak görülüyor orada. Onun için state'lerin, yani federal devletlerin temsilcilerinin olduğu Senato'nun önüne gidiyor. Temsilciler Meclisi'ne gitmiyor. Bizde ise bu anlamda bir eyalet sistemi olmadığı için, o state'lerin temsilcileri vesaire gibi bir şey olmadığı için onların onayını öngören bir sistemin kurulması düşünülmemiştir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde genel olarak parlamento onaylıyor şeklindeki bir yaklaşım, biraz üstünkörü bir yaklaşım. Oradaki bir mesele, bu onaylama meselesi tamamen bir federal mesele olarak görüldüğü için Senato'ya verilmiş bir yetkidir. Böyle farklılıklar var.
Türkiye'de. Biz bu bakımdan başka ülkelerin tecrübelerini dikkate alarak da bu sistemi çalıştık o tarihlerde. Şimdi son birkaç cümlem şudur. Dünyada özellikle bu salgın süreci de bunu net olarak gösterdi. Güçlü yönetilebilir demokrasilere, hükümet sistemlerine ihtiyaç var. Yavaş yavaş bu görülüyor. Şu anda yakın coğrafyamıza baktığımızda salgın süreciyle ilgili en kötü yönetimlerin olduğu ülke neresidir? İşte İtalya'dır mesela. İtalya hükümet kuramamasıyla, kurduğu hükümetleri sürdürememesiyle meşhur bir ülke. Parlamenter sistemin artık suyunun çıktığı bir ülke İtalya. Öbür taraftan yavaş yavaş dünyada da siyasi yelpazede çeşitlenmeler ortaya çıkıyor. Bu çeşitlenmeler ve bazı değişik eğilimler Avrupa'da özellikle parlamenter sistemleri krize sokacak bir takım noktaya doğru bizi götürüyor. İşte Hollanda'da uzun süre, aylarca, bir seneye yakın hükümet kurulamadı parlamenter sistem. Başkanlık sistemine geçme şansları yok, krallık var orada. Belçika'da uzun süre hükümet kurulamadı, yıllarca. Orada da krallık var. Almanya uzun süre seçimden sonra hükümet kuramadı. Orada yükselen aşırı sağ bir parti var. O partiyi hükümete almamak için biraz gayret gösterdiler. Ama o partinin daha da oyunu arttırabileceği ihtimali var. Böyle bir durumda Almanya'da nasıl hükümet kurulabilecek, parlamenter sistem nasıl yürüyecek, ona dair bir takım tartışmalar, sıkıntılar var. Fransa çok örnek bir ülkedir, laboratuvardır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1946'da Fransa klasik parlamenter sisteme geçiyor 1958'e kadar. Yani aşağı yukarı 12 yıllık bir dönem. Bu 12 yıl içerisinde Fransa'da kaç tane hükümet kurulmuştur? 23 hükümet kurulmuş Fransa'da. 12 yıl içerisinde. Tamamen yönetilemeyen bir ülke haline gelmiş 1958'e kadar. Orada parlamenter olan o zaman De Gaulle'e yetki veriyorlar. Anayasayı yapma yetkisi veriyorlar. Anayasa hazırlıyor, referanduma sunuluyor. 1958'de Fransa yarı başkanlık sistemine geçiyor. 1962'de bu tamamlanıyor, bu süreç. Yani klasik parlamenter sistemde yönetilemeyen bir Fransa mecburen hükümetlerin belirlenebilir olduğu, hükümet çıkartılabildiği bir sisteme doğru geçiş yapıyor. Şimdi ben yakın zamanda bütün dünyada bu salgın süreci sonrasında da kolay kurulabilen, güçlü, yetkili hükümetlerin oluşturulması yönünde bir hükümet sistemi eğiliminin ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Bu yaşananlar bunu gösteriyor. Şüphesiz parlamento denetimi olacak. Var zaten bugün de bizde. Bu sistemden kaynaklanan şikayetler değil. Şikayetler sayısal. Parlamentoda yeterli sayıda milletvekiliniz yoksa sizin teklifleriniz kanunlaşmaz. Çünkü parlamentolarda sayıyla kabul ediliyor bunlar. Çoğunluk evet derse oluyor. Sayısı az olan bir parti, biz teklif veriyoruz, teklifimiz niye kanunlaşmıyor diyor. Sayınız az, onun için kanunlaşmıyor. Yani bu başkanlık sisteminin, cumhurbaşkanlığı sisteminin bir sorunu değil. Bu tamamen sayısal yetersizliktir. Sayınız çok olursa kanun yapabilirsiniz. Dolayısıyla dünyadaki ben salgın sonrası süreçlerinde daha kolay oluşturulabilen, ki başkanlık sisteminin özelliği budur, doğrudan halk tarafından seçiliyor ve seçim akşamı hükümet belli ortaya çıkıyor. Ve daha demokratik bu anlamda, oluşması bakımından da, milletin verdiği oyların sonuçları bakımından da. Az önce söyledim, bu sistemin en demokratik olarak kalitesini gösteren husus şudur. Eskiden biz vatandaşımıza tek bir oyla hem yasamayı hem yürütmeyi seçme hakkı veriyorduk. Tek oyla. Ne yapacak? İstediği partiye mi oy verecek, yoksa istikrarlı bir hükümet oluşsun kaygısıyla mı oyunu kullanacak? Halbuki biz bunu ayırdık şimdi. İki oy hakkı veriyoruz. Birisiyle parlamentoyu belirle, istediğin gibi hareket et. Diğerinde de istikrarı mı düşünüyorsun? İstersen oyunu farklı kullanabilirsin. Parlamento seçiminde bir partiye, hükümet seçiminde, başkan seçiminde başka bir partiye oy verebilirsin. Biz en azından bir seçenek sunduk vatandaşımıza bu yeni sistemde. Ha yok, hepsini aynı partiye verirse bu vatandaşın tercihidir. Kimsenin buna söz söyleme, karşı çıkma hakkı yok. Dolayısıyla bu yeni sistemin Türkiye'de ben 2023 seçimlerine kadar oturacağı, yerleşeceği ve Türkiye için yönetebilir bir demokrasi üretme bakımından hem de vesayete karşı bir bariyerler oluşturan bir hükümet sistemi olması hasebiyle Türkiye için çok faydalı bir sistem oldu. Kanaatindeyim, bunun bir arka planı var. Geleceğe yönelik projeksiyonlarımız var. Dünyadaki eğilimlerinde bunu destekleyen mahiyette olduğu kanaatindeyim.
Ben burada sözlerimi çok uzattım. Dinlediğiniz için sükunetle çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.